Sevdikleriniz olmak yerine alışverişe gidiyorsanız, ihtiyacınız olmayan ürünleri satın alıyorsanız, paranız yokken bile alışveriş yapma isteğinizin önüne geçemiyorsanız, siz de bir alışveriş bağımlısı olabilirsiniz. İlk kez 1915 yılında tanımlanan alışveriş bağımlılığı aynen alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı gibi ciddi bir davranış bozukluğu olarak görünüyor. Alışveriş bağımlılığının toplumun ne kadarını etkilediği ise net olarak bilinmiyor. Çünkü pek çok kişi alışveriş bağımlılığının bir problem olduğunu düşünmediği için profesyonel yardım almıyor. Profesyonel yardım alınmadığı için de herhangi bir istatistik açıklanamıyor. Sevgili seyirciler, günümüz tüketim çağında şüphesiz en çok yaptığımız şeylerden biri alışveriş. Peki alışverişi hem kadını hem erkeği niçin bu kadar çok yapıyor? Alışveriş bir bağımlılık mıdır? Galeri Ataköy'deki misafirlerimize sorduk. Bakalım alışveriş bağımlılığı hakkında neler düşünüyorlarmış? Birazcık da böyle stres atma yöntemi gibi bir şey bayanlarda. İhtiyacınız olmadan da alabiliyorsunuz yani. Özellikle indirim zamanları. Hani sanki böyle her şey beleşmiş gibi gelir ama değiller. Belli bir noktadan sonra tatmin olamıyorsa insan, bunun tedavisi yok. Ama bir nokta vardır, oraya kadar alışverişle tatmin olmuşsa artık ondan sonra çok takılmaz. Bence bu tatminle alakalı bir şey. Eğer tatminsizse tedavisi yok. İnsanlar bu güvensizlik ve psikolojik boşluk ve duygusal boşluğa düştüğü zaman en kısa kestirme yolunu alışverişten daha çok onu tatmin etmeye çalışıyor ama o da geçici oluyor. Alışveriş bağımlılığı sürekli evinde ihtiyacı olmadan sürekli alışveriş yapan. Yani ceketi varsa gidip tekrar ceket alan, ayakkabısı varsa 10 tane ayakkabı alan. Kime sorsanız ihtiyacım var diyecek, bağımlı olduğunu kimse kabul etmeyecek. Ama tüketim toplumuyuz. Bir şeyler alıyoruz, AVM'ler giderek artıyor. Çocuklar da bizimle beraber. Bu bağımlılığın içinde zannediyorum ki giriyorlar. Oyuncak dünyasında her şey var, her şeyi istiyorlar. Çevremden gördüğüm kadarıyla bence bir sebebi de boş vakit olabiliyor. İnsanlar sıkılınca alışveriş yapabiliyor. Bunu özellikle çalışmayan kesimde görebiliyoruz. Tarihte bilinen en ünlü alışveriş bağımlılarının arasında Marie Antoinette, Jacqueline Kennedy, Prenses Diana ve Mary Todd Lincoln geliyor. Bir suikastı kurban giden Amerikan Başkanı John F. Kennedy'nin eşi olan Jacqueline Kennedy ve İngiliz kraliyet ailesinden Prens Charles'ın eşi olan Lady Diana'nın bağımlı olduğu şeylerin başında kıyafet, ayakkabı, antika eşya ve sanat eserleri geliyor. Yine eski Amerikan başkanlarından Abraham Lincoln'un eşi Mary Todd Lincoln'un de tam bir eldiven takıntısı olduğu biliniyor.